Merhaba ve kahraman analizine hoş geldin. Burada bir kahramanı mercek altına alıyor ve sana yolculuğunda yardımcı olacak tüm önemli bilgileri sunuyoruz. Bu kez tabancalı suikastçı Violet'ı inceleyeceğiz. Oyun içi kuponlardan satın alarak ya da biriktirdiğin altınlarla bu karakteri elde edebilirsin. Violet, müstehcen hasarı ve hızlı yer değiştirebilme kabiliyetine dayalı bir nişancı. Yalnızca ateş etmek çok sıkıcı. Bakalım Violet bu düzeni nasıl bozuyor? Pasifi şarjör değiştirile Violet'ın normal saldırıları taktik atış yeteneğinin bekleme süresini 0.5 saniye düşürür. Yani ateş etmeye devam ettiğin müddetçe hızlı hareket edebilirsin. Taktik atış ise Violet'ın ilk yeteneği. Violet hedef noktaya doğru takla atar ve bir sonraki normal saldırısı fazladan hasar verip hedefini delip geçebilecek şekilde güçlenir. Bu güçlenmiş normal saldırıyı yapmak için vaktin var. Bu yüzden anında ateş etmek zorunda değilsin takla attıktan sonra. Ayrıca eğer takla attığında etrafında rakipler varsa ufak bir hareket hızı güçlendirmesinin de tadını çıkarabilirsin. Cephaneyi doldurma vakti geldi. Bomba geliyor, Violet'ın ikinci yeteneği. Bu yetenekle yere fiziksel hasar veren bir bomba atar ve rakiplerinin hareket hızını bir saniyeliğine %90 düşürürsün. Son olarak hareketli mermiler Violet'ın ulti yeteneği. Bu yetenek Violet'ın ani hasar kapasitesinin büyük bir bölümünü oluşturuyor. Hedef noktaya hareketli mermiler göndererek o yöndeki tüm rakiplere büyük ölçüde fiziksel hasar verirsin. Bir nişancı olarak Violet'ın yeterince güçlenebilmesi için nispeten pahalı bir eşya dizilimine, dolayısıyla bunları alabilmek için de zamana ihtiyacı var. Bu yüzden oyun başı biraz zayıf kalabilir. Onu bir destek ile eşleştirip alt koridora göndermelisin. Aksiyondan uzak dur ve senden daha tank takım arkadaşlarının arkasında kalmaya çalış. Kendini korumalarının önden gidip yolunu açtığı bir pop yıldızı olarak düşünebilirsin. Yaklaşmakta olan rakipleri bomba geliyor ve taktik atış yeteneklerinle kayıtla. Kayıtlamak ateş edip geriye kaç demenin süslü bir yöntemi bu arada. Daha önce de bahsettiğimiz gibi erken oyunda zayıfsın. Bu yüzden ufak bir arkadaş çevren olması lazım. Ormar. Bu Viking dostumuz senin için sersemletmeleriyle rakipleri kilitleyip savunmasız hedeflere ani hasar çıkartabilmeni sağlar. Ancak kendisi biraz tahrip edicidir. Mesafeni korumaya bak. Zeniel. Zeniel en yeni hero'lardan biri olabilir ancak destekleyici yetenek seti zor durumda kaldığında yardımına koşar. Ultisi sana sağlam bir savunma gücü verir ve seni iyileştirir. Eğer agresifleşmek istersen rakiplerinin içine dalıp sana saldırı mesafenden ani hasar çıkarabilecek pozisyonu sağlar. Menzilini hafife alma. Taktik atış yeteneğini kullandıktan sonra menzilin bir hayli artar. Bu avantajını rakiplerini ve diğer hedefleri güvenli bir mesafeden dürtmek için kullan. Buna kule menzilinin dışından saldırı yapabilmek de dahil. Pasifin taktik atışın bekleme süresini kısalttığından eğer geriye doğru kayıtlıyorsan güvende olabilmek adına sürekli normal saldırı yapmaya devam etmen gerekiyor. Hareketli mermiler birden fazla rakibe isabet edebilir. Bu yeteneğini tek bir rakibe ani hasar vermek için kullanabileceğin gibi rakipler bir araya geldiğinde kullanmak da yararlı olabilir. Nihayetinde birden fazla rakibe ateş etmek hasarını düşürmüyor. Ne yazık ki Antaris'te tabanca satılmıyor ancak belki bu kılıçlar da işini görecektir. Savaş botu sana %25 saldırı hızı kazandırır ve fazladan hareket hızı verir. Ne kadar sık ateş edersen olmazsa olmazın taktik atış o kadar sık gelecektir. Muramasa sana bekleme süresinde azalma, saldırı gücü ve en önemlisi zırh derme sağlar. Rakip tankların sana karşı eşya diziliminde bulunacaklarını hesaba katarsan bu eşya ve benzerlerine rakiplerinin savunmalarını azaltmak için ihtiyacın olacak. Clave Sanctai sana okkalı bir 100 saldırı gücü verir ve rakiplerine kritik vuruş yapma şansını arttırır. Eğer rakiplerine kritik vurursan seviyene bağlı olarak artan bir hareket hızı güçlendirmesine sahip olacaksın. Ne kadar çok koşarsan o kadar çok vurursun. Önerdiğimiz eşyalardan bazıları bunlar. Unutma ki eşya seçimi konusunda esnek davranmalısın. İki oyundan ikisi de asla aynı değildir. Rakibinin eşyalarına dikkat et ve sen de ona göre bir dizilime git. Şimdilik hepsi bu kadar. Daha fazla kahraman analizi, en iyi 5 oyun ve karakter tanıtımları için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Arenada görüşmek üzere.